uluslararası şirketlerin ve sporların ne kadar etkili olduğuna dikkat çekiyor. Tabii ki mesleğimize ve alanlarına sahip çıkmamız lazım diye ben de düşünüyorum. Bütün konuşmacılarımıza katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katkı sunmak isteyen Ahmet Naldöver üstadım vardı. Kendisine katkıları sunmak için kürsüye davet ediyorum. Yani er ya da geç bu çalıştığın kitabı olacaktır. Yazılı metin olmasını tercih ederim ama en azından kayıtlardan çözülecek daha sonradan konuşmalar. Dert etmeyin bu anlamda. Bu arada arada söz almışken söyleyeyim. Herkesin aynı şey söylemesini zaten istemiyorum. Zaten burada nasıl dinlediğim konusunda fikriniz olsun arkadaşlar. Herkes ne kadar farklı şey söylerse o kadar çok doluyoruz, o kadar çok bilgileniyoruz. Çünkü biz doğruyu, en doğrusunu aramaya çalışıyoruz. Hata yapmamaya, ülkemiz ve mesleğimiz adına doğru şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla da herkes aynı şeyleri söylemesin zaten. Farklı farklı güzel oluyor, çok da güzel oluyor. Dolu dolu arkadaşlarız, bu tartışmasız böyle. Fikirlerinizden yararlanıyoruz. Şunu da hemen söyleyeyim. Burada yapılan konuşmaların, buradaki görüşlerin ağırlıklı ortalamasını bizzat ben kendim yazılı olabileceği gibi sözlü de Sayın KGK Başkanı'na ileteceğim. Kendisine de söyledim. Mayıs ayının sonlarına doğru gideceğim, ziyaret edeceğim. Bu konuşmalar kendilerine aktarılacaktır. Teşekkürler. Bu oturumun konu başlıklarına bakıp nasıl bir katkı sunarım diye kafamda planladığım şeyler aslında tabii ki değerli üstadlar tarafından dile getirildi. Ben şunu yapmak istiyorum. Ben 8 senedir bağımsız denetimde son denetçi olarak rapor yazan birisi olarak yani sahada bağımsız denetimin en temel sorunu olarak gördüğüm bağımsızlık sorununu üzerinden bir sebep-sonuç ilişkisi kurabilirsem meslek örgütlenmesine de değinebileceğimi düşünüyorum. Bence sahadaki en önemli sorun bağımsız denetime tabi işletmelerin bağımsız denetim standartlarını bilmemeleri, uygulamamaları ve denetçinin önüne finansal raporlama standartlarına uygun bir bilanço gelmemesi. Pratikte bu nasıl oluyor? İşte biz denetçiler VUK'a göre hazırlanmış bilançolar alıyoruz. Düzeltme kayıtlarını yapıyoruz. Kendimiz bilançoyu oluşturuyoruz. Kendi bilanço oluşturduğumuz bilanço üzerinden bir de görüş oluşturuyoruz üstüne üstlük. Bir de onu denetliyoruz. Bu zaten bağımsızlığın hiç olmadığını bana göre gösteriyor. Ha ne yapılabilir burada? Tabii ki bizim amacımız bir de firmanın muhasebe yükünü, yani standartlara göre muhasebe tutma yükünü almak değil. İşin açıkçası aslında denetimin büyük yükü de orada şu anda. Hani kayıtları hariç tutuyorum. Kayıtlar için tabii ki o firmalarda departmanlar var. Ama hani ben BOBİ ayarındaki işletmeler için söylüyorum. Bunun sakıncası ne? İşte hani marjinal örnekler vereyim. Firmaya amortisman listeni ver dediğin zaman diyor ki ben amortisman ayırmıyorum. Evet ayırmayabiliyor VUK'a göre. Peki ne yapacağız? Yani burada işte muhasebe tahmini var, muhasebe politikası var. Bunu üretme sorumluluğu da yönetime ait. Biz bağımsız denetim sözleşmesi yaparken özellikle yazıyoruz. Finansal tabloların üretimi ve iç kontrolün etkinliğini değerlendirmesi yönetim kurulunun görevidir. Bak bunu bilin, teyit edin diye imzalatıyoruz. Fakat olmayan bir şeyi imzalatıyoruz. Dolayısıyla pratikte bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi burada muhasebe politikasının tahminini yapıyorsun. İşte faydalı ömrünü tahmin et, burada değerini tahmin et, buradan bir bilanço üret. Bu gerçekten yapılacak bir şey değil. Yani bu trajikomik bir iş aslında. Ama sağ gerçeği bu. Hani bunu üretebilen bir firma var da biz talep mi ediyoruz biz yapalım diye böyle bir şey yok. Ha şimdi burada ne yapmak lazım? İşte üstadlarım söyledi, uzmanlaşma konusu hani benim de kafamda olan bir konu. Eğer
bu finansal tablo düzenlemeyi geçerli finansal raporlama çerçevesine göre sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim Kurumu şirketlere veriyorsa bunun yapıldığını da denetlemesi lazım diye düşünüyorum. Yani Ticaret Bakanlığı'nın müfettişleri var. Onların şöyle söyleyeyim, Ticaret Bakanlığı'nın şirketleri denetlemesi hakkında yönetmelikte aslında bunlar yazıyor. İşte denetçi seçimini, finansal tabloların üretimini denetler diyor. Ama ben böyle bir denetim görmedim. Sadece şeye rastladım bu konuyu araştırırken, Kamu Gözetim Kurumu'nun 2023 yılı faaliyet raporunda şey var, diyor ki biz diyor 8 tane denetim şirketine, şey pardon 8 tane işletmeye işte öz kaynaklarını da yitirdiği için finansal tabloları muhasebe standartlarına uygun hazırlanması, burada önemli hata yaptıklarını tespit ettik ve bunları bildirdik diyor. Aslında KGK'nın da görev yetkilerine baktığımızda bu konu var. Hatta 2022'deki bir düzenlemeyle eklenmiş. Aslında bağımsız denetim şirketlerini gözetmesi kadar, ama burada ben de tam ayrımı yapamıyorum. Yani bunu Ticaret Bakanlığı mı yapmalı, kamu gözetimi mi yapmalı? Hani teorik olarak tartışılır ama en azından birisinin bağımsız denetime tabi şirketlerin bir muhasebe düzeni oturtması konusunda en azından teşvik edici bir açıklama yapması lazım. Yoksa bu iş bağımsız denetimlerin üzerinde yapılamaz halde yapılıyor. Ben de çok büyük heveslerle bağımsız denetime girmiştim. Hatta yeminli mali müşavirliğimi de askıya aldım neredeyse son yıllarda. Bunun için uğraşıyorum ama gitgide moralimiz düşüyor. Yani uygulanamayacak bir şey yapmaya çalışarak ve arada kalarak Kamu Gözetim Kurumu'nun denetim mantığı çok kolay. Ben de hani teorik olarak üretebilirim standartları, anlayabilirim, açıklayabilirim, olması gerekeni söyleyebilirim. Hepsinin doğru olduğuna da inanıyorum bu arada. Hepsi 100 yıllık bir birikim eseri. Fakat saha şartları, saha gerçeği, Türkiye gerçeği bununla örtüşmüyor. Dolayısıyla buradaki verilen denetimlerde de şirketin üretmediği, kendi ürettiğimiz muhasebe politikalarını ya da KGK'ya karşı kendimizi savunmak gibi bir duruma giriyoruz. Ha, sorun bu. Çözüm ne olabilir? İşte burada belki örgüt yapılanmasıyla da alakalı. Bence artık evet, ben de şeye katılıyorum. Bilgi içi muhasebe, vergi içi muhasebe ayrımı olmasın. Tekstil hesap planı var diye ya da defterler vergi kanunu yazılıyor diye artık geçer raporlama standartına göre de bilanço veya kayıt üretilemez diye bir iddia olamaz. Çünkü teknoloji o kadar gelişti ki artık defter belgeler, e-belge, e-defter, bilgi işlem sistemleri buna müsait, çift tablolar tutulabiliyor. Yani bir işletme eğer standartları biliyorsa bu tabloları da üretebilir ve üretmelidir. Dolayısıyla hani burada mesele bilgi için muhasebe, vergi için muhasebeden çok. Sahanın ihtiyacı bu iki uzmanın ayrılması olduğunu düşünüyorum. Şu anda vergi için muhasebe yapan, vergi muhasebesi yapan bizler o ekolden geldik. Zaten burada bir sorun yok. Ancak bağımsız denetim için, bağımsız denetim ve mali tablo hazırlanması, finansal tablonun geçerli raporlama standartına göre yapılması konusunda büyük bir açık ve boşluk var. Bunu yapacak kimse yok piyasada. Ha, çözüm ne olabilir? Ben gene bunu muhasebeciler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum ama böyle bir sertifikasyona mı ihtiyaç olur? Böyle bir uzmanlık alanı mı geliştirilir? Böyle bir hizmet firmaları mı kurulur? Eğer firma KOBİ ise, küçükse, kendi içerisinde ikinci bir muhasebe departmanı kurulmuyorsa belki biz kuracağımız şirketlerle bu hizmeti veririz. O zaman ben de bağımsız denetçi olarak git bana mali tabloyu hazırlattır. Ben de hiç olmazsa bir uzmanla tartışayım doğrusunu yanlışını diyebilirim. Eğer bağımsız denetim yapılacaksa bunun mutlaka yapılması lazım. Ya da üstadın dediği gibi kayıtlarla bu işi sınır tutup konuyu kapatmak lazım. Çünkü bu yapılamaz pozisyonda şu anda. En temel değer bağımsızlık olduğu için bağımsızlığın olmadığı yerde zaten gerisini konuşmanın bir anlamı yok diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben sorudan ziyade bu katkıyı sunmak istedim. Denetimler bağımsızlıktan yoksun. Denetçi geliyor, kendi tablosunu hazırlıyor, kendi tablosunu denetliyor ve gidiyor.
Fakat Avrupa'da da böyle oldu. Avrupa'da da UFDS'ye geçildiği zaman denetim şirketleri hazırladılar bunları. Yani bir geçiş süreci burada olacak. İşte burada gene muhasebeciye iş düşüyor. O zaman işte TÜRMOK devreye girecek. Diyecek ki ey şirket, sen kendini hazırlayamıyorsan bak benim burada finansal tablo hazırlayan muhasebecilerim var, ona git diyecek. Ona yaptıracak. Yani bunların çözümü var. Ama bu geçiş döneminde ben Romanya'dan birkaç örneği biliyorum. Orada da denetçiler kendileri yaptılar yani bu tabloları hazırlamayı. İşte daha söyleyeceğim. Demin atladım. TÜRMOK'un neyi kaçırdı? Denetim standartları yapmayı kaçırdı. Muhasebe standartları yapmayı kaçırdı. Bağımsız denetçiliği sınavını yapmayı kaçırdı. Her şeyi kaçırdı. Toparlaması lazım. Onun için işi kayıp kısmını sınırlandırıp geri kalan TÜRMOK'u aktarmak şart. Şimdi tehlikeli biliyor musunuz? Piyasa sıkıştı. Diyorlar ki ya üyeliği kaldırın. Ya sebebi olma şansını kaldırın. Ya da bağımsız denetim sınavını kaldırın. Yani bu şartlardan birini kaldırın. İki yere de kayıt olmayan. Şimdi Avrupa Direktifi denetim standartı şey diyor. Ya denetçi sınav olacak. Staj yapacak. Bunlar var. Ama bizde iki tane sınav. İki tane neredeyse sahip. İki tane eğitim. Bizim TÜRMOK çok güzel eğitim sistemi hazırlamıştı. Hakikaten güzeldi. Ben de katıldım. Onu elimizden aldılar, götürdüler Sakarya Üniversitesi'ne teslim ettik. Biraz sıkıntı. Teşekkür ederim.